Evet, bir Beyaz'la Göz Göz'e programa daha hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Acun. Hoş bulduk. Hey gidi, koca Acun hey. Bakalım bu devran daha ne kadar dönecek. O bir soru değil, bu benim şu anda sadece aklıma gelen bir şey. Yani onu söyleyeyim dedim ben. Evet, şimdi senin için diyorlar ki yani böyle her türlü ünlüyü kanalına alır diyorlar. Yani alamayacağın adam yok diyorlar. Beni niye mesela alamadın kanalına? Gücün mü yetmedi? Yoksa kıskançlık falan mı önüne geçerim diyor. Bu mu soru? Bu. Düşüşte olan, çıkmaza giren, kendini tekrarlayan, evet, bir yere varamayacağını düşündüğüm ünlüleri kanalıma çok sokmuyorum. Kanalım. Kanalım, kanalım, kanalım. Nedir abi bu kanal? Bir kanalın oldu şimdi mi kalktı ya? Ne? Doğru konuş abi. Tamam canım, orada bir bipleriz ya. Allah Allah, o kadar samimiyetimiz yok mu yani? Bir de başka bir konu var, hatırlatayım. Ne abi? Benim bir değil, iki kanalım var. Ve 8.5 diye bir kanalım daha var. TV 8.5. Evet, aynen. Ya ben senin eski halini de biliyorum. Haber bulamadım diye 3.5 atıyordun. Bu buçuklu işler o zamandan mı kalma yani? Konuşalım mı yıllar hakkında ha? Yok. Konuşalım mı? Ha. Hatta bir haber verdi, yayınlamamıştık. Hatırlar tamam, mısın? Tamam, tamam. Sonra... Hani senin bir şey tamam, vardı. Tamam kardeşim, ha, tamam. Allah Allah. Veririz onları... haberleri. Tamam, önemli. Kapattık ha, yani konuyu. Peki başka bir şey sorayım. Hiç unutamadığın sevgin oldu mu? Tamam kardeşim ha, diyorum. Acuncum tamam. Konuşalım sevgilileri. Allah keselim. Evet sevgili Acun, devam edelim yerinden tabii, madem öyle. Şimdi koskoca tamam kanal sahibisin, onu anladık ama hani bir Survivor'da düştü, kalktı, evet kazandı, yok efendim açtım, açıyorum, açayım mı? Yani hani O Ses Türkiye'de bir koltuk kapmışsın, hani herhangi bir vasfın da yok, evet söyle, söyleme, bilmem ne bir söyle. Çocuk gibi yani bunlardan böyle bir utanmıyor musun yani? Bir garip bir durum da var orada yani. Senin utanmayla ilgili cümle kurman ne kadar garip biliyor musun? Niye? Niye? Neyse yok bir şey ya. Şimdi konuşsam utanacaksın belki. Söylesene kardeşim ya, Allah Allah. Ne var yani, bir laf açıyorsun, söyle o zaman madem öyle. Söyleyeyim tamam. Söyle. Bak sana açık konuşuyorum. Söyle. Karpuz kavunu bırak, hıyar olsan 20 sene yata yata büyürdün ya. 20 senedir tekrar mı eder insan kendini? Ya apartman boşluğu gibisin ya. Baktıkça bir şatası geliyor insanın. Apartman boşluğuna çıkıyor böyle mi yalnız? Tamam öyle bir şey demek istemedim. Şimdi rencide etmeyeyim seni. Senin programındaysın. Peki sen daha ne kadar... Yurt dışında tutmuş formatların ekmeğini yiyeceksin. Daha senin böyle bir üretebilmiş, kendin üretebilmiş bir formatın yok. Ne yapacaksın bu konuda? Ya ben sana bir şey soracağım. Küçük bir kız çocuğu gibi yatağında yattığın zaman, yalnız, çaresiz kaldığın zaman bunları düşünüp onunla mı avunuyorsun? Bu musun? Şeyma'nın böyle tanıdığın bir kız arkadaşı var mı? Ne? Şeyma'nın yani böyle tanıdığın bir kız arkadaşı var mı? Böyle bana ayarlayabileceğin bir kız arkadaşı. Ben vallahi ciddi düşünüyorum. Yani mümkün değil. Ciddiyim çünkü. Gerçekten mümkün. Niye abi? Abi sen bir kere sosyal medyada sıfırsın. Arada bir Instagram'da story paylaşayım diyorsun. Onu da kazara paylaşıyorsun. Paylaşmaman gerekeni paylaşıyorsun. Bunlar Instagram fenomeni abi. Bakmaz ki sana kızlar. Şimdi ben sana bir şey sorardım da. Neyse hadi. İstediğini sor diyeceğim de soramazsın. Soramazsın neden biliyor musun? Neden? Yarın öbür gün Kanal D'den kovulursan açık kapı kalsın diye. TV8'in önünde ağlarsın diye korkudan soramazsın hiçbir şey. Tamam şimdi okey başka bir şey sorayım sana. Senin şimdi böyle bir ne diyeyim yani hani mal mülk ortada artık senin ya. Yani uçağının olduğunu artık duymayan kalmadı ya. Ne şimdi hani biz şimdi uçak alamaz mıyız yani? Alamazsın. Beyaz alamazsın, sen uçak alamazsın ki. Niye? Senin çünkü o kadar paran yok. Sen kendini zengin zannediyorsun. Sen kendi çapında zenginsin. Uçak almak neresi, sen neresi ya? İmkansız. Sen kendi haline baksana abi. Ne o bir havacı var, siyah tişörtler, bilmem neler falan. Karizma marizma. Ne oldu? Şeyma'nın yanında süt dökmüş kediye dönüyorsun yani. Bak elini kolunu koyacak yer bulamıyorsun kızın yanında yani. Öyle mi gözüküyor gerçekten? Vallahi öyle gözüküyor. Oğlum düğünde müğünde dansın değil de danssızlığın konuşuldu yani. Olmadı ki şimdi. Abi sorma ya, ben dans etmeyi de anlamıyorum zaten. Bilmem dans etmeyi. Kız kıpır kıpır yanımda, ne yapayım? Tamam, kız dans ediyor, seyrettik biz de. Doğru söylüyorsun. Ne yapayım onunla beraber ben de mi zıplayayım yani? Oturdum ben de seyrettim, ne yapacağım ki? Ben ne anlarım danstan abi. Doğru abi, haklısın yani. Ben sana söyleyeyim, belli etmeyeceksin en azından. Gel bak gel bak, ben sana şey göstereceğim. Mesela sen Şeyma'sın, ben Acun'um tamam mı? Yani bak şöyle mesela dans ederken yani şu değil. Bu değil yani. Şu uzaklara bak bak. Yine dans ediyorum ama uzaklara bak yani. Bu değil yani. Anladın mı? Böyle yaklaştım onu uzağa. Tamam, daha tamam, cool tamam, yani. Tamam tamam baba çok tamam. Samimi olmuyor o kadar. Yok aralık var zaten aramızda ya. Önemli değil olsun yani, zaten yani. Tamam ama tamam, bu değil yani. Ederim bak beraber dans. Bu değil. By the way, how is my performance? Nasıl? Esat ya dans ediyor abi. Yani sohbet dedi dans diyor abi. Böyle şey olmaz ya. Aa, Beyaz.
Selam Şeyma. Kusura bakma ya, ben Acun beni çağırmıştı, gel programı konuşalım diye eve de. Herhalde yemek falan yapıyorsun, ben yanlış zamanda geldim. Başka zaman mı geleyim? Olur mu canım, aşk olsun. Gel içeri, gir, gir. Yok vallahi girmeyeyim, savaşalım. Olur mu canım, gel içeri. Ant içtim, ölümü gör gir. Hem misafir 10 kısmetle gelir, birini yer, 9'unu bırakır. Gel, gel, gel içeri. Misafirin umduğu, ev sahibine 2 öğündür. Ölümü gör, gel, gel, gel. İyi tamam, madem gel, öyle gireyim gel. Ben. Yalnız ayakkabılarını çıkart Beyaz, daha yeni çift su sildim buraları. Çift su sildin evet. Buraları. Yalnız ben ayağıma çorap giymemişim de galoşla girsem olur mu acaba ya? Gel gel, ben sana Acun'un patiklerinden vereceğim, gel. Tamam. Beyaz gel gel. Ne yapıyorsun sen ya? Mantı açıyorum, turşu kuruyorum, tarhana ayıklıyorum. Tarhana ayıklanır mı ya? Aa, Haşmetlim önce kurut sonra ayıkla dedi. Ayıklıyorum ben de. Haşmetlim derken? Acun, ben onu evde Haşmetlim derim. Sen şimdi şaşırdın benim bu hallerime. Yani evet, biraz böyle bir şaşırdım yani. Beyaz, ben evde bambaşka biriyim. Instagram hayatı başka, evdeki hayat başka. Sen şimdi programla evdeki hayatın aynı mı yani? Şeymacığım, daha nasıl gidiyor? DJ Salomon'la da vallahi güzel bir uyum yakaladınız. Güzel görünüyor yani. Nasıl? Yani işte hani o çalıyor, siz eğleniyorsunuz, danslar falan. Harika yani. Komik mi? Değil, herhalde değil yani. Yüzeysel, Beyazcığım yüzeysel. Boş bu işler, boş. DJ Solomon'muş, dans etmekmiş. Fani bu işler. Gerçek olan tamah etmek, dinginliktir. Ne demişler? Hafızayı beşer, nisyan ile mağludur. Aman! Gel neşemiz yerine gelsin. Ben sana bir türkü söyleyeyim. Acun'un dizinin dibinde hep bu türküyü söylerim ben. Aman aman aman. Yok, ben sizin özelinize girmeseydim ya. Karam, saçı karam, kaşı karam, gözü karam, bahtı karam. Karam, sula kokar. Sıla kokar, arzu tüter, ılgıt ılgıt. Karam, buram, buram, buram. Bunlar kim ya? Acun düğün hediyesi olarak eve koru aldı. Ne ince adam değil mi? Acun geldi herhalde. Ah be gülüm, dur benim kaburga dolmam vardı ocakta. Sen bir kapıyı açıver de ben bir bakayım, dur. Ne oluyor ya? Sen de kimsin be? Şeyma yenge yok mu? Şeyma yenge! Şeyma yenge! Geldim, geldim. Dur Buğracan efendi. Yenge yine mi siyah tişört? Yemin ederim içimizi kararttın ha. Aa, alacaksın, alacaksın. Acun bunu 4-5 kere giymiştir. Yepyeni zaten. Abla, geçen hafta Survivor'dan gelen seramikler için de öyle dedin ama dokunulmazlık oyundaki çatlak seramikleri vermişsin. Yemin ederim beklemezdim senden böyle bir şey. Aa, Buğracan efendi, hiç öyle deme. Geçen gün Neriman ablaya İtalyan mandallarından vermişsin. 10-15 tanesini alırım buradan. Bari 10 tane olsun abla, çok oldu. 13. 12 olsun. 13'te anlaşıyoruz. Ya. Dur dur, kırmızı. 3, 4, pembe de alayım bir tane. 8, 9. Ay ne yapsam diyorum şimdi. Acun'un yarın teyzegilleri geliyor da 4 çeşit yemek, börek, kısır. Teyzegiller derken? Aa, sen bilmiyorsun, dayısının oğlu var bir tane, Hikmet. O Hikmet birine aşık olmuş. Çapur yüzlü, perde ayaklı böyle bir kız. Ondan sonra gitmiş işte. Çeyiz kavgası diyorlar ya. Ya. Ya Şeymacığım, artık ben yavaş yavaş kalksam vallahi kusura bakma, seni doyma. Benim biraz belim de ağrıyor da onun için kalkayım erken. Aa, bel mi? Dur hayatta bırakmam. Benim bir Nazmiye ablam var, çıkıkçı. Hemen iyi geliyor. Dur dur dur, onu çağırıyorum. Bekle, bekle. Hemen. Hiç gerek yoktu ya. Ay kız, bak doğru söyle. O kadar dünyaca ünlü stardan sonra senin evde beyaz görmek bir garibime gitti. Kocanın işleri mi kötü yoksa? Ant verdim, öyleyse söyle. Ama ne yapıyorsunuz ya? Yok be Nazmiye abla. Programına çıkacaktı onun. Pazara çıktın mı sen? Beyaz geldi, çıkamadım. Acun gelecek dedim ama... Ah anam, anam. Acıdı, acıdı. Yaptabilirsin. Dur, bir rahat dur canım. Şeyma, ben geldim. Acun geldi.
Vallahi acındı o. Seyircilerimizden gelen sorular var. Şükrü adıyla ünlü mü olunur abi demiş. Bak Sezen Hanım ünlü olsun diye oğluna Mithat Can koymuş adını diyor. Bir arkadaşım. Mithat. Mithat. Mithat koymuş. Şükrü adıyla ilgili senin de babana söyleyeceğin bir laf vardı. Neydi o? Ha öyle bir tweet atmıştım ben. El kadar bebeğe Şükrü diye bir isim mi konur? Sen ne yaptın baba? Dağ diktin önüme diye bir ama, tweetim vardı. Ama aştın o dağları. Furkan Sırım'dan gelen bir soru. Abi metrobüste hiç oturarak seyahat etmişler mi diyor. Yani binmişler Çok. Mi demiyor artık. Oturarak seyahat etmişler mi diyor. Hiç oturamadım ben mesela. Hiç oturamadım. Bindin mi metrobüse? Çok. Çok. Ben oturdum da bindim de. Oturdun da bindin de. Oturdum da. Ben metrocuyum. Metrocuyum. Metrocuyum çünkü yani güzergahıma uyan. En rahatı o. Oturacak yer nasıl? Senin ben hala otobüsçüyüm. Otobüs. Otobüs simit. Otobüsçüyle simitçi. Senin kafada kalan bütün yaşam tarzın orada. Tüm konuklara soruyorum. İlayda Tatoğlu fobileri var mı? Varsa ne? Diye eklemiş arkasına. Var mı fobin? Var. Ne? Bir yükseklik korkum var, bir de klostrofobim var. Klostrofobi, yükseklik korkun. Yok galiba, fobi olarak yok. Yok. Hocam sizin? Oyuncak bebek. Ne? Oyuncak bebeğe bakamam ben çocukluğumdan beri. Hadi be. Hani o bebek gibi, insan gibi olanlar var ya, hani gözü kapanır, bozulur evet. Sonra tek göz açık kalır falan. Allah yani hiç alakam yok. Chucky'den kaldı. Allah diyorum, o Chucky ve Jaws. Yani birisi onu bitirdi, biri Deniz'i bitirdi. Böyle uzun seneler seyrettik Niye Deniz'i. Niye Chucky ile Jaws bitiriyor? Bak adam da Avatar ufkunu açmış adamın Avatar'sa. Hayır ama Jaws'dan sonra bir suya girememe olayı olmadı mı oldu, sende? Oldu, hepimizde oldu. Hani acaba burada mı falan filan ne ama diyeyim? Biz memur ailesi çocuğuyuz. Zaten suya giremediğimiz için bir sıkıntı olmadı. Biz o evde korktuk Jaws'tan. Sana sormuyorum, otobüs diyeceksin zaten ama. Hande Doğan Demir küçükken dedesinin yanağı buruşuk diye dedesinin yanağını ütülemeye çalışmış. Acaba problemi neydi diye soruyor. Hakan Dikbakan. Bir de civcivine tasma takıp mı gezdirmişsin Hayır, sen? Hayır öyle bir şey yapmadım. Ne de bana niye kızıyorsun adam sormuş. Herhalde hastası oldum. Hayır civcivimi dolaştırmaya çıkarmıştım. Kedi kaptı onu. O öyle bir travmatik bir durum benim için. Ne bekliyordun? Evet. Ya küçüktüm ne bileyim. Çok güzel bir soru gelmiş. Bir arkadaştan ismini yazmamış. Neyinize güveniyorsunuz diyor. Gelmiş ya. Tabii ki cevap almıyoruz buna. Bir şey söyleyeceğim sana. Şunun hesabını yaptın mı? Abi ne kadar garip bir şey. Hayatında bir şeyler yaşamışsın, biriktirmişsin. Evet. Ve ev sana yetmediği için sokağa çıkmışsın. Yani birileri bunu duysun diye. Oğlum ben hiç bu açıdan bakmamıştım ha. Vallahi. Hiç bu açıdan bakmamıştım. Senin öyle bakmadığın açı varsa bana sor. Ben sana söyleyeyim hangi. Sokağa niye çıktın söyledim peki? Para kazanmak için. Yo. O da mı yo ya? Aslında şöyle oldu. Hikayesi çok güzel bunun. Güzel mi onu da bilmiyorum aslında. Güzel bana göre güzel ya. Ben hiçbir şey bilmiyorum şu an. Muğla Üniversitesi'nde okuyorum. Evet. Param yok. Çok da sıkıntı çekiyorum o dönemler. Son 3,5 lira para kalmış evimde. Ya tavuk döner yiyeceğim ya da içecek alacağım. İkisi birden olmuyordu. Olmuyor. İçecek aldım. Aç kalmayı tercih ettim. Sokakta biri gitar çalıyor. Uzun saçlı bir çocuk. Yanına oturdum ben de. Baktım böyle 1-2 lira var önünde. Dedim kardeş dedim sen oradan dedim bir fadiyez ver bakayım bana dedim. Benim meşhurdur fadiyezlerim. Hep genel kararım. Karadeniz müziği okuduğumda. Yanına bir oturdum baktık 500 lira para topladık. Ne diyorsun? Tabii. 500 lira para topladık. Yine tavuk döner yedik ama. Dünya küçük. Bir tavuk dönerlik dünya var. Alışkanlıklarımdan vazgeçmiyorum abi. Hala tavuk döner yiyorum. Sonra lan dedim bu iyiymiş ya. Hani tavuk döner mi? Yok. Yok. Şimdi hocam aslında işin temeli ne biliyor musun? Tavuk döner. Yok içindeki turşu. Turşu koyuyorlar abi. 3,5 lira bir de turşu koyuyor ya. Hani ne eti olduğunu düşünmüyorum artık ben. Turşu koyuyor. Soğan koyuyor, domates koyuyor, mayonez, ketçap sıkıyor. Tavuğu koymamak için. Yani. Tavuğu düşün. Koymamak için her şeyi koyuyor içine. Ya, martı döner. Aşkı ve içimdeki olan çatışmayı bir yerlerde anlatmam gerekiyordu. Ben bunu eğer sahnede yapmış olsaydım, ki yapmaya çalıştım, beceremedim.
Ama sağımda solumda duvar olmadığında insanlara bir şeyler anlatabileceğime inandım. Ve buna başardım. Süper. Çünkü milyonlarca insan var. Ama bir kısmı benim aşkımı konuştu. Bir kısmı benim ailemi konuştu. Bir kısmı benim geçmişimi konuştu. Hala konuşuyorlar, konuşmaya devam edecekler. Çünkü ben inatçı bir adamım. Millet, tabii ben bunu kıyaslamıyorum. Başkalarına da asla kendimi böyle örneklendirmem. İnsanlar albüm yaptığı zaman bekliyorlar. Ulaşsın. Doğru. Ama bir kısım yani. Doğru. Herkes için geçer. Bazı insanları tenzih ediyorum. Ben bu sene 3 tane albüm çıkartacağım. Ya buna kimse işaret edemez yani. Böyle bir şey yok. Böyle bir cesaret yok yani. Niye biliyor musun hocam? Çünkü ben çok hızlı koştum. Yani sokakta da yattım. Sokakta söyleyip orada saatlerce yağmurun altında da kaldım. Ama ben hep şuna inandım. Aklım hep şu geliyor. Ben şarkı söylerken sokakta yağmur yağdığında beni dinleyen insanlar gitmedi. Benle beraber ıslandı. Ha şunu diyenler de var. Sen sokakta çalıyordun. Şimdi bir konserlere geçtin. Aha şimdi bak hele bak Beyaz Show'dasın falan. Çok yoruldum. Şimdi karşımda 500-600 kişi var ve ben deli gibi bağırıyorum. Diyafram bilgim yok. Nota bilgim yok. Bağırıyorum. Bağırıyorum ama doğru çıkıyor ses. Bağır, bağır, bağır. Bağırınca yoruldum. Yorulunca da mecburen dedim ki bir mikrofon alayım elime artık yeter yani. Dayanamıyorum çünkü artık damarlarım patlıyordu. Zor, evet. Yani şimdi daha iyi. Ben Deniz'e Çifikret, mahallenin kasabı. Boş yere ağırtmadık bu döşteki kılları. Geçen bir video gördüm, başrolde eski çırak. Öptü vurdu tuzladı, buta attı bir şaplak. Nas'ta dövmüş o eti, sıkıştırmış buketi. Karanfilli olunca değişti mi lezzeti? Saç sakal kısa paça, ustasının kopyası. Keşke herkesin olsa Fikret gibi ustası. Ben abi sevsti kolları, tuz döken parmakları. Aldığım o like'ları çok hız yaptı. Süt dananın gerdanı, Adana'nın şırdanı. Bedavadan kürdanı, üç kuruşa satamadı. Ne versek pahalı diyorsunuz zaten. Düzgün reklam yapamadı. Yahu oraya koca dana gibi tabela yaptırdık ya. Instagram'da patlamadı. Yalnız bir şey söyleyeyim. Veresiye defterindeki borçlarınız hala duruyor. Bu konuyu kapatmalı. Fiko bize bir anlat. Tuz nasıl atılmalı? Cümle alemi duysun. Et nasıl yapılmalı? Küçük parmak kalkmalı. Açık kavis yapmalı. İç açılar toplamı 180'i bulmalı. Döş dalak bir lur paça. Hepsi benim canlarım. Ben etin tazesini dövmeden de anlarım. Biraz maşak yapmalı, inceden yağlamalı. Müşteriye giderken ardından ağlamalı. Bu alemin kralı Fikret abi olmalı. Millet bu ikiliye bayıldı. Yani sana söyleyeyim, bu ikilinin ileride filmi bile gelebilir yani. Yani oraya kadar gidebilir yani. İnşallah. Biz sizin diyaloglarınızdan kısa bir VTR yaptık. Oo. Bir izleyelim bakalım. İzleyelim. Sen de hayatım, gözümüzün önünde 150 kiloluk bir fil yavrusuna dönüştün resmen. Evde de kaldın. Senin bu kilolarda kötü yolu düşme şansın da yok. Ay ne kadar kötü bir hayatın var senin. Ah, bütün fonksiyonlarını tamamladım. Bu kadar işte. Onun kızı da evlenemedi değil mi? Karta da kaçtı, koca da yok. Hı? Kız kim, ne yapsın o kızı? Çirkin bir de. Ay görsen dünya çikin ellası. Ay katana. Ay ne o kızı severim ne anasını severim. Herkes çok çirkin. En güzel bizim. Ay şunlara bak. Kartlar, pisler. Ömer'le sizi birbirinize nasıl düşürdü? İyi. Kaknem. Sinsiz. Kavruk. İş batıranlar. Kartlar, kart. İğrençler. Ucuz patronlar. Çirkin seni.
Total grubu senin. Yalancı. Kızulet. Kaknem. Çirkinler. Mıntı, uyuşuk, güleç, kazulet seni. Sarı domuz. Şeytan. Tipi uyuşuk, yatalak seni. Sünnette. Sarı çiyan. Çirkin ağası seni. Şeytan. Seni yolarım kız. Bana bak kız. Yolarım seni. Kız. Yolarım seni. Bana bak kız. Vallahi yolarım seni. Kız ne oldu? Bana bak kız. Kız dur gitme. Kız ilk ölmedi. Kız gel gitme. Kız beceriksiz misin sen? Kız. 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 Ay. Vallahi yolarım. Ay. Ay. Canım açık yolarım. Ay dur. Ben de bir karışayım. Şunu yola da... Boy eskrimine sinirleniyor musun? Yok be abi. Kilo eskrimine sinirleniyor musun? Yok, ekmek paramız. O yüzden yiyor böyle. Ergenliğinde dalga geçtiler, kimse para vermedi. Şimdi maşallah. Ne diye dalga geçiyordu abi? Dışarıda. Abi bende şey bitmiyordu lakap. Webster diyorlardı, Arap diyorlardı. İşte güdük diyorlardı. Çoktu ya. Sana var mıydı lakapların onucu? Hepsi skeçlerde kullanıldı ya, ne varsa... Aşındırdılar vallahi. Bir gün ben bir tane espriye kırıldım. Ya o da artık ayıptır yani. Dedi ki ya ebesi yarısını içinde unutmuş. Bu olmamış gerçekten. Benzer bir şey var. Şey var. Onur'unkini de ben söyleyeyim. Onur'un bir tane de şey vardı. Boy abdestinden evet, evet. Muhafızın sen var. Evet. O çok güzeldi. Bana da şey demişlerdi, bu kesin anasının karnında ikizini yemiştir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.